Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda doğrunun aralatiği konusundaki 10. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. A7'ye eksi 2 B eksi K'ya 1 noktalarından geçen doğrunun bu doğruya dik olması için. Arkadaşlar iki noktadan geçen bir doğru bu doğruya dikse eğimleri çarpımının eksi 1 olması lazım 2 doğru dikse. Bunun eğimi nedir? M1 diyelim Y'ler farkı 1 eksi eksi 2 yani 1 artı 2 bölü eksi K eksi 7. Evet. Eksi k eksi 7. M1 bu yaptı. Yani 3 bölü eksi k eksi 7 yaptı. M2'ye bakalım. Bu doğrunun eğimi de ne olacaktır? M2 diyelim ona da. Y yalnızken eksi k sayısıdır. Yani M artı 1'dir. E burada eğimler çarpımının eksi 1 olması lazım. E o zaman 3, 3 bölü eksi k artı eksi 7 pardon çarpı M artı 1'in eksi 1 olması lazım. Şuradaki eksi 1'i artı yapalım istersen. Şöyle şu artı oldu. Yani 3 ile bunu çarpıyorum. 3m artı 3 yaptı. Bölü k artı 7 oldu burası. Eşittir 1 yaptı. Şuraya da artı yaptım ya çünkü. Buradan 3m artı 3 eşittir k artı 7 yaptı. Buradan da 3m eksi k eşittir 4 geldi. Yani cevap böylelikle Ceyhan yaptı birinci soruda. Geldik ki dik koordinat düzleminde x eşittir 4, y eşittir 8 ve koordinat eksenleri arasında kalan bölge y eşittir 3x artı a doğrusu ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Analitik düzlem çizelim. Hemen şöyle analitik düzlemi çizdik. X eşittir 4 ve Y eşittir 8. X eşittir 4 doğrusu bu. Y eşittir 8 doğrusu da bu. Evet. Ve eksenler arasında kalan bölge. Arkadaşım şu eksenler arasında kalan bölge. Burası değil mi? Bu bölge diyor y eşittir 3x artı a doğrusuyla eşit alanda iki bölgeye ayrılıyor. Arkadaşlar şunu bilin. de bunu sorar. Bir paralelkenar olsun, dikdörtgen olsun, kare olsun. Bu tür şekillerde Böyle bir doğru çizeceksin ve eşit alanda iki parçaya ayıracak. O doğru nereden geçer? Tam ağırlık merkezinden geçer. Bunu unutmayın. Yani köşe köşegenlerin kesim noktasından geçer. E o zaman hocam şurası kaçtı? 8'di. Burası kaçtı? 4'tü. Köşegenlerin kesim noktasını ben bulabilirim. Köşegenlerin kesim noktası da tam olarak şurası. Yani şuradaki noktadan geçen. E burası tam orta nokta değil mi? Evet, burası 0'a 8 noktası, burası da 4'e 0 noktası. Orta noktası kaç yaptı? 2'ye 4 noktası yaptı. Evet 2'ye 4 noktası bu doğruyla eşit 2 alanlı bölge ayrılıyormuş. Yani bu doğrumuz da nereden geçecek arkadaşlar? Bu doğrumuz şöyle bir doğrumuz 2'ye 4 noktasından geçecek. Bu doğrunun adı da y eşittir 3x artı a. Bir nokta bir doğrunun üstünde ise denklemi ne yapar sağlar. x yerine 2 y ye yerine 4 yazalım. 4 eşittir 6 artı a olduğundan dolayı a'yı da böylelikle eksi 2 olarak buluruz. Güzel bir soru arkadaşlar dikkat edin gerçekten. Önemli sorulardan biri. İkinci soruyu balık kesir bulduk geldik 3'e. Y eşittir 2x doğrusu verilmiş. Bu ne demek arkadaşım? Eğim demek. Yani tanjant alfa demek. 2'ye eşit demek. Yani hocam tanjant alfa 2. Hemen bunu kullanacağım. Tanjant alfa 2. E o zaman burada hocam şöyle bakacak olursak en küçük üçgenden burası beta. Burası 90. E burası da beta. Burası da alfa. Şu küçük üçgenden başlayayım Tanjant alfa 2 ya. Hocam burası 2K iken burası K oldu. Tanjant alfa 2 ya. Bunun, buna oranı 2 olması için burası da 4K mı oldu? Evet. E. Mavi karenin turuncu karenin alanında oranı kaç kattır diye soruluyor bize. Bitti. Yani 4K'nın karesini K'nın karesine oranı diyor. Bu da 16 bölü 1'den 16 mı yaptı cevap. Evet. Üçüncü soruyu böyle denizli bulduk geldik. Dördüncü soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde A0A6 noktasını Y'e X doğrusuna en yakın noktası B'dir. Arkadaşım buradaki noktanın buna en yakın noktası böyle dik olduğu nokta değil midir? Evet. YHTX doğrusu birinci açı ortay doğrusu yani 45-45-93 gene burası pardon 45-45 yapacak 45-90 ise burası da 45 yaptı. Burada bir 45-45-93 gene oluştu mu? Oluştu. Yani burası kaç? 6 olduğundan. 6 bölü kök 2'den burası 3 kök 2 burası da 3 kök 2 oldu mu? Oldu. Bizden ne isteniyor? ama B noktasının hapsi isteniyor. Şurası B noktasıymış B'nin hapsi isteniyor. E tamam bizden bu isteniyorsa buna yoğunlaşalım biz. Hocam burası... 6 idi ya. 3 kök 2, 3 kök 2 çıktım. burası? Kök 2'ye bölünmüş hali. Evet. 3 kök 2 ise burası da 3, 3 oldu mu? Apsimiz kaç yaptı o zaman? 3 yaptı. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Şöyle bir döndürme olayı var. Evet şekil D hipotenüsü Y ekseni üzerine bulunan OAB üçgeninin O noktası sabit kalacak içinde O yönünde döndürülerek hipotenüsü X ekseni üzerine getiriliyor. A üstünü vermiş bize 2 kök 3 diye. Arkadaşım döndürme sorularında kalem döndürdüğünde yine aynı kaleme. Hep bu örneği veriyorum. Eş yapıları kullanacaksın. Şimdi sen bunu döndürdüğünde hocam şu şuraya geldi. Ya da şunu döndürürken şu şuraya mı geldi? Evet. Hocam şu uzunlukla şu uzunluk ne olacak? Eşit olacak. Ve sana şuradaki uzunluğu da vermiş. Dikkat et. Burası alfalık üçgenken alfa betalık üçgenken hocam burası da aynı döndürüldüğünde alfa betalık üçgen. E alfa ile betanın toplamı 90 dedik ya. Burası da 90 derece değil mi? Evet. Ve şu döndürüldüğünde buraya geldi. Şunlar birbirine eşit. Ve şuradaki açıda toplam 90 derece mi yapmış oldu? Aynen öyle. Çünkü alfa artı beta 90. Peki AA A üstünü 2 kök 3 olarak vermişse bize A noktasının orijinal olan uzaklığı nedir diye soruluyor. A'nın orijinal olan uzaklığı. Bitti. Arkadaşım burası A, burası A. A dediğimiz nedir? 2 kök 3'ün kök 2'ye bölünmüş halidir. Çünkü dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat, hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Kök 2 eşliğinde çarparsak 2 kök 6 bölü 2'den cevap ne yapar o zaman? Kök 6 yapar. Yani cevap balık kesir oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde y kx ve 2x artı y 6 doğruları dik kesiyor. Arkadaşım bunun eğimi ne? K. Evet. M1 K yaptı. M2 ne yaptı? Eksi 2 bölü 1. Eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısı. Şimdi K ile arkadaş K ile eksi 2 bölü 1'in çarpımının ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. K'yı da buradan ne buluruz? 1 bölü 2 buluruz. Tamam. K 1 bölü 2 çıktıysa 1 bölü 2 x oldu. Bizden ne isteniyor? Buna göre iki doğru ile x ekseninin sınırladığı bölgenin alanı isteniyor. Hemen şekli çizelim arkadaşım. Y eşittir. K'yı kaç bulduk? 1 bölü 2 bulduk. 1 bölü 2x. Doğruyu çizelim. Şu doğru değil mi arkadaşlar? Evet. Y eşittir. 1 bölü 2x doğrusu bu. Y eşittir. Kx doğrusu yani. Sonra öbür doğrumuz da şu. X yerine 0 yazsak. Y'si 6 yaptı. Y'si 6 diye göstereyim. Y yerine 0 yazsam. X'de 3 yaptı. Evet bu doğrumuz da şu mu yaptı arkadaşlar? Evet. Sonra ne diyor bana? Bir de x ekseni diyor. Şu, şu ve x ekseni. Yani bizden şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. İsterseniz benzerlikten yapabilirsiniz. Ya da ne yapacaksınız? Buradaki kesim noktasındaki x virgül y'deki şu bizim yükseklik yapıyor. Y'si. x virgül y'deki y'sini bulacaksınız. O zaman burada denklemde ortak çözüm yapalım. Y, y'yi bulacağız ya. O zaman burada y'yi bulacağımız için şu doğrunun adı ne olmuştu? y eşittir 1 bölü 2 x olmuştu. O zaman denklemde y'yi bulacağım yerine yazma yapayım. Hatta bu ne yapıyor? x eşittir 2y mi yapıyor? Evet. Y'yi bulmam gerektiği için x yerine 2y ye yazacağım. Nerede? Bak şunda. Şunu ve şunu ortak çözüm uygulayacağım. O zaman x yerine 2y ye yazalım. x yerine 2y ye yazdığımız zaman 2 çarpı 2y artı y eşittir 6 olduğundan 5y eşittir 6'dan y'yi de kaç buluruz? y de 6 bölü 5 gelir. y 6 bölü 5 ise burası 3 ya. Ee, alan 3 çarpı 6 bölü 5 bölü 2 eşit olacaktır. O da kaç çıkıyor? 9 bölü 5 çıkıyor galiba değil mi? Evet cevap böylelikle 9 bölü 5 yani akçay çıktı arkadaşlar. Evet geldik 7. soruya. ABC üçgenin BC kenarı bu doğru üzerindedir. Hemen ABC üçgenini çizelim arkadaşım. Şöyle analitik düzlemde bir ABC üçgeni çizdik. Sonra ABC ve bu BC doğrusu neyin üstündeymiş arkadaşlar? BC kenarı bu doğrunun üstündeymiş. 3X eksi 4Y 3x eksi 4y artı 5 eşittir 0 doğrusu üzerindeymiş ve A noktasında 2'ye 4 olarak vermiş. BC'yi de 16 olarak vermiş. Şimdi ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım bu üçgenin alanı için tabanına ait yükseklik lazım. Yani tabanına ait yükseklik lazım dediğimiz nedir? Noktanın doğru olan uzaklığı lazım. H neydi? Noktayı doğru da yerine yaz. Yani mutlak değer içerisinde 3 kere 2 6 eksi 4 kere 4 16 artı 5 mutlak değer içinde bölü. Kare küçüğünden kare artı ve kare ama 3 4 5 diye kısaca söylüyorduk. Burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? Burası 10 eksi 10 artı 5 5 mutlak değer mutlak değer içerisinde eksi 5 yaptı 5 diye çıktı 5 bölü 5'ten 1 çıktı burası o zaman haşı 1 bulduysak alan ne yapacaktır 16 çarpı 1 bölü 2'ye eşit olacaktır o zaman bu da kaç yapar 8 yapar yani cevap böylelikle balık kesil yaptığı 7. soruda geldik 8'e Dik Koordinat Düzleminde y artı 3x eksi 2 eşit 0 doğrusunun A0 a sıfıra 4 noktasına çizilen dikme. Ee, şimdi bir tane doğru var elimde. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. y artı 3x eksi 2 eşit 0 doğrusu. Bir de a noktası sıfıra 4'ten buraya çizilen dikmeden bahsediyor. x eksenini hangi noktada keser? Bu doğrunun denklemini yazacağım. Öncelikle denklem için ne lazım bize? Hocam eğim. Öncelikle bu doğrunun eğimi nedir? Bunun eğimine m1 diyecek olursam hocam eksi 1 bölü 3 deme sakın. Niye? Çünkü eksi a bölü b değil bak eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat olacak değil mi? Eksi 3 bölü 1'den eksi 3 yaptı. O zaman bu doğrunun eğimi ne yapacak? Ters çevirip eksiyle çarpacağız. O da 1 bölü 3 yaptı. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazalım. Yani 1 bölü 3 çarpı x eksi 0 eşittir y eksi 4 olacak. Buradan x eşittir 3y eksi 12 yaptı. Buradan da denklemi bulduk x eksenini hangi noktada keser diye soruluyor. Y yerine 0 yazdığım zaman x de böylelikle eksi 12 çıkar mı? Çıkar. Dolayısıyla cevap böylelikle akşam yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde 3 tane kare verilmiş. Her üç karenin ABC köşeleri şu doğru üzerindeymiş. İşte bu birleştirildiğinde bu doğru elde ediliyormuş. Buna göre yeşil boyalı karenin alanının mavi boyalı karenin alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi eğimine bakalım. Bu doğru eğimi. Nedir? Y yi yalnız bıraktığımızda y eşittir 1 bölü 2 x artı k bölü 2 ya. Buradan dolayı eğim e, x'in kat 1 bölü 2. Yani tanjant alfa 1 bölü 2 yapacak. E burası da alfa. E burası da alfa. E burası da alfa. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım istersen. E burası k iken burası 2k dersem eğer. O zaman burası da 2k. Hocam 3k 3k olacak. Dikkat et. Burada da 1'e 2 oran olacak. Şuradan başlasam en küçükten başlasam. Galiba en küçükten başlasam daha sağlıklı olacak. Şuradan başlayayım. Burası K burası 2K. 1 bölü 2'den dolayı. K K K. E hocam burada da 1 bölü 2 olacak ya. O zaman burası keşke 2K olsaydı dediğinizi duyar gibiyim aslında. O yüzden öyle diyelim bence. Tamam şurası 2K olsun. En küçük üçgen zaten bu. Şurası 2K olsun. Şuradaki tanjantay falan başlayalım. 1'e 2. E o zaman 2K, 2K, 2K. E o zaman hocam burası 2K olduğunda tanjant alfa 1 bölü 2 ya. 2K iken burası da 4K mı olacak? Evet. Bunun bunun oranı 1 bölü 2 olacak çünkü. E burası 3K oldu. Hocam burası 3K. E burası da 3K. Burası da 3K. 1 bölü 2 olacağından keşke burası 6K olsaydı. Neyse başa dönüp yapmayacağım bu sefer. 1 bölü 2 olması için buranın 3K bölü 2 olması lazım. E, tamam olay bitti. Bir kenar ne yaptı o zaman? 9K bölü 2 mi yaptı? Evet burası da 9K bölü 2 yaptı. Buna göre diyor yeşil boyalı bölgenin alanı yani 2K'nın karesini neye oranlayacaksın? Mavi boyalı bölge yani 9K bölü 2'nin karesine oranlayacaksın. Bu da 4K kare bölü 81 bölü 4K kare yaptı. K kareler gitti mi gitti. O da 16 bölü 81 mi yapıyor? Aynen öyle ters çevirip çarptığımız zaman. Yani 9. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 10. soruya koordinat düzlemi şeklinde tasarlanmış bir dart panosuna 3 ok atılıyor. Birinci ok A 3'e eksi 1 noktasına gelmiş. Birinci ok burada. İkinci ok da neresindeymiş? A noktasının 2 birim sağında. A noktasının 2 birim sağını düşüneceğim arkadaşlar. Yani tahtanın üzerinde olduğunu düşünün. Şekli böyle daha rahat size çözümü göstermek için. Yani burası 5 olacak. 2 birim sağında olacak ve yukarısında olacak. Nerede olduğunu bilmiyorum ama şu yorum yapabilirim. En azından bu doğrunun üstünde bir yerlerde bir B noktası var. Sonra B noktasına 3. nokta A noktasının yukarısına A noktasının yukarısı A noktası şurası ya A noktasının herhangi biri yukarısına şöyle bir yere konacak. Şu yukarıda bir yere konulacak ve B'ye olan uzatladı 2 kök 26 diyecek. O da C noktası. Evet. B noktası burada C noktası burada. Burada bir şey söyleyemiyorum. İkinci ve üçüncü okun isabet ettiği B ve C noktaları y eşittir. Işte, Mx doğrusu üzerindeymiş. Ha. Y eşittir MX doğrusu üzerinde ya. Hocam ikinci ve üçüncü oklar burada. İşte bir buradaydı. Bir de buradaydı ya. Şu B noktası bu da C noktası arkadaşım. Eh olay bitti şimdi. Çünkü bu doğru üstündeydi. C ile B tam böyle bu şekilde oldu. Bak iki birim sağında ve yukarısında oldu. Bu da sadece yukarısında oldu. Şuradaki B ile C arasındaki mesafeyi de bize kaç vermiş? 2 kök 26 olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi A burada, B burada, C burada. Hadi bakalım. ABC üçgenin alanı isteniliyor bizden. Şu ABC üçgenin alanı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu üçgenin alanı bulurken ne yapacağım? Taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2 diyeceğim. Bu tabana ait yüksekliği bulurken şurayı bulacağım. E buradaki mesafe 2 birim, 2 birim, 2 kök 26 ve 2'den dolayı Pisagor'dan şurayı bulurum. Yani 2 kök 26'nın karesi eşittir 2'nin karesi artı a'nın karesi diyecek olursak yani şuradaki mesafeye a dedim. Bu kaç yaptı? 104'ten 4 çıktı 100. A kare 100 ise A'yı da buradan 10 bulurum. Evet A böylelikle 10 çıktı. Peki benim nereye bulmam lazım? Şu üçgenin alanında yükseklik çıktı. Taban olarak şurayı bulmam lazım. Burada uzunluk 1 ama şurayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağız? Oo, şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Şurası 3 birin değil mi? Evet 2 bölü 3 oran var. Şuraya da bir n diyeyim. 2 bölü 3 oran eşittir. Bak kelebekteki oran 2 bölü 3 eşittir. 10 bölü n. 10 bölü n'den n'i de böylelikle kaç bulduk? 15 bulduk mu bulduk. 2 n eşittir 30'dan n 15 çıktı. n 15 çıktıysa tabanımız kaç çıktı arkadaşlar? Hop şöyle 15 bir daha 16. O zaman alan 16 çarpı yükseklik 2 bölü 2. Yani cevap kaç çıkar arkadaşım? 16 çıkar. Güzel bir soru. 10. soru böylelikle denizli çıktı. Ve geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde Y eşittir A x artı 6 x eşittir 2 ve x eşittir 6 doğruları arasında kalan bölgenin alanı 36 birim karedir. Arkadaşlar sanki analitik düzlemi çizeceğiz burada. A kaçtır diye soruluyor. Herhalde A pozitif şıklardan da belli zaten pozitif oldu. Şimdi x eşittir 2 doğrusunu çizelim. X eşittir 2 doğrusu bu olsun. X eşittir 6 doğrusunu da çizelim. O da bu olsun. Öbür de y eşittir a x artı 6. A pozitif gibi gözüküyor zaten. X yerine 0 yazsak y 6. Bu arada x 2'si burası 6'sı burası x yerine 0 yazdığımızda y'si 6 geldi y alttan geçen ve y yerine de 0 yazsak y yerine de 0 yazdığımız zaman ne geliyor arkadaşlar y yerine 0 yazdığımızda buradan eksi 6 bölü a gibi bir şey oluyor negatif bir sayı yapacak tamam şuradan geçecek bir de negatif bir yerden geçecek şöyle bir yerden geçecek yani doğrumuz şöyle bir şey arkadaşlar tamam mı bu doğrular arasında kalan bölgenin alanı bir de x ekseni diyor. Bak kırmızılar mavi ve x ekseni. Arasında kalan bölge neresi? İşte tam olarak burası değil mi? Aynen böyle. Evet bu bölgenin alanından bahsetmiş bize. O zaman bu bölgenin alanını yorumlayalım bakalım. Hocam. Şimdi şuradaki mesafe kaç? 4. E, alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 demeliyiz. Yükseklik belli ama alt taban ve üst taban belli değil mi? Belli değil. Ben bunun y eşittir. Ax artı 6 olduğunu biliyorum. Ama x eşittir 2 doğrusuyla keseceğim. Bir de Şuradaki kesim noktası buradaki kesim noktasında bulabilirim. X yerine 2 yazsak burada. Arkadaşım X yerine 2 yazdığımız zaman y'sini ne yaptı? 2A artı 6 yaptı. Evet Y'si 2A artı 6. Burası 2A artı 6. Öbüründe bir de X yerine 6 yazsak ne yapacak? X eşittir işte 6 doğrusuyla kestiği yeri bulalım. O zaman X yerine 6 yazdığımız zaman da 6A artı 6. Y de 6A artı 6 yaptı. O zaman burası da ordinatı 6A artı 6 oldu. Şimdi alt taban artı üst taban topla bakalım bunları. 8A artı 12 çarp yükseklik yükseklikte 4 bölü 2'yi bize vermiş. Ne vermiş? 36 vermiş. Buradan böylelikle şunlar sadeleşti 2. Bununla bu sadeleşince 18 yaptı. Buradan 8A artı 12 eşittir 18 ise 8A'yı buradan böylelikle 6 olarak buluruz. A da böylelikle 6 bölü 8 çıkar. Yani 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Cevap böylelikle 3 bölü 4 oldu. 11. soru yani cevap Denizli yaptı arkadaşlar. Ve böylelikle 10. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.